Çene çok çok teşekkür ederim bu aktardıkları için. Ve Taner hocamız bizlerle beraber. Hocam nasılsınız? Ben iyiyim. O zaman hadi bir hatırlayalım. Dün akşam yani yarım saat sonra yaklaşık, yani 23,5 saat önceydi. Evet. Bir patlama sesi duyuldu önce Ankara'da. İşte Twitter'da herkes yazdı, onu gördük. Gelin bir şu patlama haberine bir bakalım. Türkiye bir kez daha terör saldırılarının hedefinde. 4 ay önce tren garı önündeki saldırının ardından Ankara dün akşam büyük bir patlamayla sarsıldı. İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Servis araçlarının arasına giren bomba yüklü araç infilak etti. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş düzenlediği basın toplantısında saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını ve saldırının failinin henüz belli olmadığını açıkladı. Saldırının ardından Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun yurt dışı ziyaretleri iptal edildi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da programlarını iptal ederek parti MYK'sını acil toplanmaya çağırdı. AK Parti, CHP ve MHP'nin meclis grupları da saldırıyı ortak bildiriyle kınadı. Dünya kamuoyundan saldırıya tepki yağarken içeride de siyaset, iş, sanat ve spor dünyasının temsilcileri saldırıyı lanetleyen mesajlar yayınladı. Ve bugün öğle saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti ve orada bir açıklama yaptı. Buyurun detaylarına bakalım, önemli bir açıklamaydı. İyi niyetle de başta olsa DAEŞ'a karşı YPG'yi kullanabiliriz düşüncesiyle YPG'yi sınırımızda güçlendiren veya YPG'ye destek veren müttefik ülkelere de sesleniyorum. Bugün o destek verdiğiniz YPG Ankara'da bizim kalbimizde, bizim canlarımızı aldı. Bilinsin ki eğer bu saldırılar, bu terör saldırısı devam ederse, etmese dahi cevap verecek ama devam ederse YPG kadar onlar da bu sorumluluğu paylaşmış olurlar. Türkiye ile dayanışma mesajlarına teşekkür ediyoruz. Ama Türkiye ile dayanışma sözde olmaz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hiçbir NATO üyesi örgütün, NATO üyesi ülkenin, Afganistan'da omuz omuza durduğumuz ülkenin, Türkiye'nin kalbinde bize saldırı yönelten bir terör örgütüyle ilişki kurmasını mazur görmeyiz. Ve bu konuda da tutumumuzu açık bir şekilde, en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Ve bu konuda bir kez daha uyarıyoruz. Bizim için PKK ile YPG arasında fark yoktur. Dünkü olay bütün detayıyla dediğim gibi buradan çıkınca Dışişleri Bakanlığımıza talimat vereceğim. Bütün P5 ülkeleri ve dost müttefik ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ellerine bu bilgiler, bu belgeler verilecek. Bu belgeleri gördükten sonra hala bizim karşımızda YPG'yi savunmaya niyet eden olursa onlarla da biz onların terörle mücadele konusundaki samimiyetini de sorgulamaya başlarız. İrtibat kurarak destekleyen ülkeler var. Son dönemde YPG'nin Azdez'e doğru ilerlemesi için hava desteği veren ve masum halka karşı ağır bombardıman yapan Rusya'yı da bu konuda bir kez daha bu terör örgütünü Suriye'deki masum halka ve Türkiye'ye karşı kullanmama konusunda uyarıyorum. Dün Rusya bu terör saldırısını kınadı. Bu iyi bir işarettir ama kınama yetmez. Bugün de başka unsurlar tarafından kullanılıyor. Birinci unsur Suriye rejimidir. Daha dün Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve Cenevre'de yürüyen müzakerelerde Suriye'yi temsil eden Caferi açıklama yaptı ve dedi ki YPG bizim desteklediğimiz bir örgüttür dedi. Çok açık bir şekilde. Buradan şu sonucu biz çıkarıyoruz. YPG Suriye rejiminin bir piyonudur. Ve bu saldırıdan Suriye rejimi doğrudan sorumludur. Suriye rejime dönük her türlü tedbiri alma hakkı da bizde mahfuzdur. Bu terör örgütleri tam da Türkiye'de etnik bir karşıtlık, bir karşılaşma olsun istiyorlar. Onlara karşı Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün unsurlarıyla bir ve beraber olduğumuzu gösterelim. Provokasyonlara gelmeyelim. Evet, bu şekildeydi. Salih Neccar tarafından, Suriye'den Türkiye'ye geçen Salih Neccar tarafından yapıldığını belirtiyordu saldırının Başbakan Ahmet Davutoğlu. Az önce dış tepkilerin de olduğunu söylemiştik. Buyurun şimdi dış tepkiler. Türkiye'yi sarsan Ankara'daki saldırıya dünyadan da tepki yağdı.
Birçok ülke kınama mesajları yayınlayarak Türkiye'ye taziyelerini iletti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Almanya Başbakanı Merkel de saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek insanlık dışı saldırıları yapanlarla mücadelede Türkiye'nin yanındayız ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kınama mesajında Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız dedi. Avrupa Birliği ve NATO'da birlik olma çağrısı yaparken Yunanistan Başbakanı Tsipras Davutoğlu'nu arayıp taziyelerini iletti. İtalya, Belçika, İran, Katar, Azerbaycan, Ukrayna, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Yemen ve Kosova'da saldırının ardından taziye ve kınama mesajları yayınladı. Hocam dünden bu yana gerçekleşen olaylar böyle, yani Türkiye gündeminin en üst sırasında yer alan olay yaklaşık 24 saattir bu şekilde cereyan etti. Bence tabii elim bir olay. Yani kaybedilenleri düşünürseniz sayı olarak da büyük sayıda. Dolayısıyla ben de ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Yaralılara da sağlık diliyorum ama biz bu işi başka bir boyutta düşünmeye başlamamız lazım. Çünkü bu Ankara saldırısını pek konuşmuyoruz ama birkaç tane önemli şey, özelliği var. Bir tanesi görüntü itibariyle doğrudan doğruya askere dönük bir saldırı bu. Yani silahlı kuvvetlere dönük bir saldırı. Bu önemli. Yani sivil alanlarda yapılan gayet tabii önemli ama askerin merkezine gidip orada böyle bir şey yapmak, bunu yapabilmek, yapmak değil bunu yapabilmek bence bu olayın özelliği, yani Ankara olayının özelliği bu. İkincisi yani hareket halindeyken oldukça büyük bir hasar var. Anladığım kadarıyla beşli bir konvoyun ortadaki aracına çarpma suretiyle yapılan bir şey. Bu da dikkati çekici. Üçüncüsü benim en son çok üzerinde durduğum, ben Ankaralı sayılırım. Ben Ankaralıyım, evet. Sayılmıyorum, direkt Ankaralıyım. Ben yaşamımın büyük bir kısmını Ankara'da yaşadım. O bölgeyi iyi bilirim. Yani bir asker konsantrasyonu var. İşte bakın Genelkurmay bir köşededir, karşısında da Deniz Kuvvetleri vardır, evet. Arkasında Hava Kuvvetleri vardır, bu tarafında Millet Meclisi vardır, biraz daha ileriye gittiğinizde bakanlıklar vardır, Maliye Bakanlığı vardır vesaire. Yani böyle konsantre bir şey. Buranın bu kadar kolaylıkla, bu kadar savunmasız bir şekilde böyle bir saldırıya uğraması çok ilginç. Evet. Şey anlamında söylemiyorum, istihbarat anlamında söylemiyorum. Yani istihbarat zafiyeti de var ama bütün bu olayların hepsinde o tür bir zafiyet olduğu görülüyor. Ve benim esas üzerinde durdum, öyle bir alanın bu kadar korumasız olması. Dünden beri şeyi düşünüyorum, zaman zaman televizyonda şeyi görüyoruz. Yani bir devlet büyüğümüz Ankara içinde veya dışında bir yerden bir yere hareket ettiği zaman bayağı etrafında araçlar vesaire falan, evet, da bir koruma duvarıyla birlikte hareket ediyor. Şimdi burası sizin iyi kötü askeri bir alanınız. Onun içinde hareket eden vasıtalar var işte. Taşıyacaklar, servis arabaları var. Bunların hiç korumasız olması çok ilginç bir şey. Yani ya algıda bir şey var, zafiyet var, veya tedbirde bir zafiyet var. Ama istihbarat konusunda yani bir zafiyet olduğu zaten. O zaten var. Aslında bu kaçıncı patlama çünkü. Bütün şey yani kuvvetli istihbarat bunu şey yapar. Bir şekilde haber alır. Yani bu ölçüde bir şey. Yani bilmem kaç kiloluk bir patlayıcı bir arabanın içine yerleştirilecek, şey yapacak. Hı-hı. Onun çok örtük kalması bence pek mümkün bir şey değil. Ya istihbarat akışında veya toplanmasında ama bir yerinde bir sıkıntı olduğu gayet açık. Bunun, evet, çok hızlı bir şekilde onarılması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Bir reklama gidelim. Gidelim. Ondan sonra da dönelim, devam edelim gündemdeki diğer gelişmeler. Türkiye'nin Forex şirketi ALV Forex'in sunduğu günden kalanlar devam edecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Bloomberg HT'de.
hazineye ait tarım arazilerinin satışı çiftçilere ne tür avantajlar sağlayacak? Sulamaya açılan zirai alanların oranındaki artış üretime nasıl etki ediyor? 2B arazileriyle ilgili süreçte son durum ne? Orman köylüsüne yönelik yeni projeler var mı? Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay soruyor, Profesör Doktor Veysel Eroğlu canlı yayında yanıtlıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu ile özel röportaj yarın Bloomberg HT'de. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. Bloomberg HT yayını artık tek tıkla cebinizde. Bloomberg HT Live uygulamasını indirerek hem televizyon hem de radyo yayınlarımıza anında ulaşabilirsiniz. Bloomberg HT Live uygulaması iOS ve Android uygulamalarında. Tıklayın, yayın cebinize gelsin. Türkiye'nin Forex şirketi ALB Forex'in sunduğu günden kalanlar devam ediyor. Aslında Taner hocamıza soralım, yani az önce Cüneyt Başaran'la da konuşuyorduk hocam. Birazcık dikkatimizi çeken de bu tür, yani bu Avrupa için de böyle, dünya için de böyle, bu tür terör eylemlerinden sonra piyasaların, öncelikli olarak da borsaların sanki hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi tepki vermeleri. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Benim aklıma iki tane cevap geliyor. Bir tanesi artık kanıksanmış olması. Yani belli bir sıklıkla tekrar ettiği zaman ve benzer bir sıklıkla tekrar etme olasılığı da var olduğu zaman piyasalar, bizde de öyle, dünyada da öyle, o olay yokmuş gibi davranıyorlar. Yani o olaydan iktisadi bir risk üremez diye bakıyorlar açıkçası. Bugün de mesela başlangıçta sanki birazcık etkilenecek gibiydi piyasalar ama ondan sonra dünyadaki genel iyimserliğin peşine takılıp daha iyimser yöne doğru hareket ettiler. Bu düşünüldüğü kadar kötü bir şey de değil. Yani bunu şimdi tabii olayın sıcaklığında iyi bir şey olarak düşünmek, konuşmak pek şey değil, kolay değil ama bu kadar dünyanın riske bu kadar açık bir coğrafyasında yer alan ve o risk belli aralıklarla sürekli tekrar eden bir ülkede ekonominin onun peşine takılması, ki ekonomi durduk yerde kendi peşine takılmaz, insanlar takar onun peşine. İnsanların onu risk diye böyle bir şeyin peşine takması bana kalırsa çok akıllı bir şey değil açıkçası. Yani iktisadi kararlar biraz hesapla yapıldığı için, her zaman öyle değil ama biraz hesapla yapıldığı için buradaki hesabın bütün sevimsizliğine rağmen doğru olabileceğini düşünmek lazım. Yani yoksa başa çıkılmaz. Değil mi? Bakın peş peşe gelen şeylere bakın Türkiye'de. Ama bu iktisadi karar mı yoksa para piyasalarıyla alakalı bir karar mı? Yani iktisadi. Evet ama hani birazcık daha normal iktisattan ayrı bir yere koymak gerekiyor. Zaten paradan para kazanma devrinin bu kadar artık bir türlü bitmeyip revaçta olduğu, ABD bankaları için hala 2008'deki kadar too big to fail atmak için büyük, yani Minneapolis başkanı mıydı, hala geçerli dedi işte adam. Hala batmak için büyük dedi, aynı risk var dedi. Yani böyle bir zamanda bu anlayışı ben sorguluyorum. Şimdi tabii dediğin doğru. İktisat öğretisi, ama işte şöyle olmayabilir ama öğretisi, bizim de öğrencilere ilk adımda öğrettiğimiz şey rasyonel akılın yaptığı hesapla yürüyen bir şey. Yani öyle ben şey derim mesela, iktisadi karar burayla alınır, burayla alınmaz. Burayla aldığınız zaman zarar etme imkanınız, olasılığınız var. Halbuki siz kar maksimizasyonu yapacaksınız falan gibi düşünmek lazım. Orada birazcık daha iktisadi kararlarda akıl var. Bu kadar hızlı değil şey. Yani ekonomi, finansa kıyasla ekonomi alanı
kararların bu kadar hızlı alındığı evet. bir alan değil. Şimdi finansa baktığınız zaman dakikalık kararlar alınmanız gerekir ve bunları peş peşe eklemeniz gerekir. Dolayısıyla orada çok hesap yapacak vaktiniz olmayabilir. Bir. İkincisi tabii finans alanı şeye nazaran orada da vardır ama reel ekonomiye nazaran risk dağılımının çok daha farklı olduğu bir alan. Spekülasyonun çok daha fazla olduğu bir alan. Paranın spekülasyondan kazanıldığı bir alan. Şimdi böyle bir alanda hata yapma olasılığı daha fazla. Genel eğilimin dışına çıkma olasılığı da daha fazla. Yani şimdi dünkü olay elim bir olay. Yani bütün ülke açısından elim bir olay. Bir. İkincisi siyaseten berbat bir olay. Ulusal güvenlik açısından kötü bir olay. Bütün bunlara rağmen piyasalardaki oyuncular her şeyi bir kenara bırakıyorlar ve nerede kazanç var onun peşine düşüyorlar. O da o piyasanın mantığı diye düşünmek lazım. O anlamda o şekilde değerlendiğimizde belki bu kadar da şey olmayız. Eleştirel olmayız. Çünkü o alanın şeyi bu. Hı hı. Özelliği bu. Gerçeği bu. Gerçeği bu. Düşünmeye çok fazla vaktiniz yok. Yani çok hızlı şey yapacaksınız. Dolayısıyla bakın mesela kendi alanlarındaki eğilimleri, olasılıkları herhangi bir sanayiciye kıyasla, herhangi bir tüccara kıyasla çok daha yakından izler finans alanındaki karar vericiler, takip ederler ve ona göre karar oluştururlar. Oradan şey çıkarırlar, yani bir önümüzdeki dönemin spekülatif adımının kar getirecek. Spekülatif adımının ne olması gerektiğine ilişkin bulguyu oradan çıkarırlar. Biz şeye çok yatkın değiliz. Hala da değiliz. Yani bu finans olayı bizim için yeni bir olay. Hı. Yani şurada baksanız 30-40 senelik ömrü ya var ya yok açıkçası. Yoğunlaşması çok daha yeni bir şey. Küreselleşmesi çok çok daha yeni bir şey. Yani bunların hepsi her adımda birazcık daha hızlanmayı, yani karar sürecini kısaltıp biraz daha hızlanmayı gerektiren şeyler. Onun için çok şey değil. Bir şey daha ilave edebilir miyim ufacık? Biz sen bilirsin hep şeyden şikayet ederiz, bizim mali piyasalarımız sığ. Tabii derinlik yok. Derinlik yok. Sığ nereden geliyor sığlık? Hem şey yok, o kadar enstrüman yok, o kadar para yok o alanda. Hem de çok hızlı karar alındığı için çok çabuk değişiyor kararlar. Mesela çok bildiğimiz bir şeydir, istatistiktir. Yabancı bir yatırımcıya kıyasla Türk yatırımcısı borsada kalma süresi çok daha kısa. Yani bize gelen yabancılar daha uzun kalıyorlar. Dışarıdaki mali piyasalara baktığınızda bunun altında bir şey vardır. Böyle hani teknelerde salma deriz ya, öyle bir şey. Bunlar daha çok kurumsal şeydir, yatırımdır. Borsadaki kurumsal hisse şeyleridir. Dolayısıyla bunlar çok çalkalanmazlar, çok kısa vadede para karar almazlar. Bizdeki tam tersine. Yani hem hızlı olacaksın hem çok kısa kalacaksın olduğun pozisyonda. Yani bu bir anlamda, tabiri mazur görürsen finansçı arkadaşlarımdan da özür dilerim, parayı kapıp kaçacaksın bulduğun zaman anlamına gelir. Şimdi bu tür piyasalardan şeyi beklemek zor. Yani ay böyle bir şey oldu. Ülke hem güvenlik açısından hem şey açısından, yani zarar açısından, üzülme açısından diyelim, büyük bir olayla karşı karşıya. Hadi buyurun siz de üzülün. O arada şey akıyor. Piyasalar akıyor. Üstelik küresel oyuncular var. Üstelik dışarıyla alışverişiniz var. Onun için olmaz tahmin ediyorum. Sadece bizde değil. Bakın dışarıdaki finansal piyasalarda bu tür işlere hemen hemen aynı tepkileri veriyorlar. Yani çok etkilenmiyorlar açıkçası. O zaman biz FED tutanaklarına bir bakalım. Dün akşam açıklandı Ocak ayında yapılan toplantının tutanağı. Bakıldığı zaman yani hala birazcık daha makro verilere bakmak gerektiğini söyleyen FED baş üyeleri var. Para Politikası Kurulu'nun, FOMC'nin ve dalgalanmanın devam ettiğini de belirtiyorlar. Bir detaylara bakalım. Amerikan Merkez Bankası'nın Ocak toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin finansal dalgalanmalardan endişe duyduğunu ortaya koydu. Tutanaklara göre üyeler, global finansal şartlarda son dönemde meydana gelen sıkılaşmanın sürmesini aşağı yönlü riskleri artıracak bir faktör olarak değerlendirdi.
Ayrıca toplantıda küresel piyasalardaki türbülansın orta vadeli büyüme beklentilerini dahi etkileyebileceği yönünde tartışmalar yaşandığı görüldü. Tutanaklarda bazı üyelerin para politikasının aşağı yönlü şoklara karşı iyi konumlanmadığı eleştirisinde bulunduğu belirtildi. Birkaç üye para politikasının enflasyonu ve reel faaliyetleri aşağı çekecek şoklara karşı yukarı yönlü şoklardan daha kötü konumda olduğunu dile getirdi. Bu üyeler bir sonraki politika adımından önce ekonomik aktivitenin temelindeki güce ve enflasyon beklentilerine yönelik daha fazla bilgi için beklemenin tedbirli olacağını belirtti. Amerikan ekonomisinin son dönemdeki performansına yönelik tespitlerinde yer aldığı tutanaklarda istihdamdaki artışın beklentileri aştığı ve ücretlerin yükselmeye başladığı vurgulandı. Harcama ve üretim verilerinin genellikle hayal kırıklığı yarattığı ve enflasyonun enerji fiyatlarındaki düşüşün sürmesi nedeniyle %2 hedefinin altında seyretmeye devam ettiği dile getirildi. Çin'deki yavaşlamanın diğer ülkeleri de etkileyebileceğini düşünen Fed üyeleri tutanaklardan dengeli ibaresini çıkardı. Bundan önceki FOMC kararları ve tutanaklarında ekonomiye ilişkin risklerin dengede olduğuna yönelik görüşlere yer veriliyordu. Evet, Fed'in tutanaklarına baktığımız zaman üyelerin bir kısmı diyor ki daha bu dalgalanma durulmadı ve veriler yetersiz, daha çok veriye bakmak gerekiyor. Ama istihdam piyasasında mesela bugün haftalık işsizlik maaşı başvurularını, gerçi ben onu tın artık yani o kadar ciddiye almıyorum da haftalık işsizlik maaşı başvuru oldu canım. 4,9 gelmiş zaten adamların işsizliği, yani güzel. Evet, çok diğer veriler de çok iyi gelmeye başladı hocam. Yani ortalama saatlik kazançları güzel. Hani hep harcama kısmına takılmıştım. Şimdi o da fena değil yani. Ocaktan itibaren Aralık'ta bir iyi geldi. Sonra Ocak'ta yani fena gelmiyor. Amerika'da artık yavaş yavaş. Bir ara bir durakladı gibi yani. İyi haber akışı biraz bir durakladı. Bunu yorumlamanızı rica edeceğim ama bunu yorumlarken bunu da bir kulağınızın arkasında dursun. Bu işte Minneapolis Fed Başkanı. Araba markası gibi Kaşgari adı ya. Yani sanki böyle oradan bir çekik gözlü çıkacakmış gibi geliyor. Hiç Minneapolis Fed gibi gelmiyor. Onun da söylediği var ya, yani too big to fail, batmak için büyük anlayışı hala geçerli bankalar için diyor. Bunu da yanına koyarak bir yorumlar mısınız? Çünkü bu önemli bir yaklaşım. Evet. Ya hiçbir şey değişmedi diyor adam Türkçesi. O zaman sen ne için yaptın bunları? Şimdi iki şey. Bir tanesi o verilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Böyle derin ve uzun süren durgunluktan çıkan ekonomilerde veri akışı çok şey olmaz. Aynı tempoda gitmez. Zaman zaman aşağı gelir, tekrar gider. Çünkü kapanılacak bir mesafe var. Ekonomi biraz geri çekilir, tekrar ileri gider. Öyle beklemek lazım. İlginç olanı Aralık toplantısında Fed'in faiz arttırım kararı almıyor. Yani o dönem baktıkları zaman bütün şeyler, veriler, görüntü vesaire olumlu ve uygun gibi gelmiş en azından çoğunluğuna o heyetin. Bir ay sonra bozuluyor. Bozulan Amerikan ekonomisinin verileri değil. Yani onu yine azmedebilir. O tarihten itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi problemler var. Bunların büyüklerinde, işte Brezilya'da, Çin'de vesairede büyükten de daha büyük problemler var. Esas ürkütücü olan o. Ben bu tür bir durum olduğunda hep şeyi hatırlıyorum. 2013'ün Mayıs ayını, yani Bernanke'nin ilk, ya biz bunu bu para genişlemesini tersine çevirmemiz lazım, faizi yükseltmemiz lazım dediğinin ertesi gününü hatırlıyorum, bir ortalık birbirine girdi. Yani ve ondan sonraki açıklamalar, demeçler hep şeydi. Ya bizim dışarıda da ne olduğunu gözetmemiz lazım. Şey için değil, vah vah bunlara yazık oluyor anlamında değil. Dönüp gidip bizi vurur. Hı hı. Telaşı vardır şeyde. Sanıyorum bu defa da bir miktar öyle oldu. Şimdi son dönemin en sıkıntılı sektörü hem bizde hem sanıyorum dünyada banka kesimi. Banka kesimi krizden sonra bir türlü toparlanamadı. Bir miktarı tabii yine reel alanla ilgili, yani kredilerin dönüşüyle ilgili. İşte geri dönmeyen kredi oranı birazcık daha arttı vesaire falan. Ama bu Kaşgari'nin de temel değer. Kaşgari. O başka bir şey. O araba. onun da şeyi söylediği, saptadığı şey doğru. Amerikan bankaları çok büyük. Hakikaten büyük. Avrupa bankaları da o kadar değilse bile onlar da büyük.
Hatta bugün kimi hatırlamıyorum ama biri sizde de büyük banka var. Yani hadi dediğin zaman, hadi bu bırakalım bu kendi başının çaresine baksın dediğin zaman çok sıkıntı çıkaracak bankalar var. Hmm. Amerika'dakiler çok fazla açıkçası. Bu 2007-2008 o krizde de bilmiyor, o büyük bankaların batık olduğu biliniyor. Hmm. Yani batık değilse bile çok sıkıntılı olduğu biliniyor. Ama onların yaşamasına yapılıyor, müsaade ediliyor, hatta destekleniyor. Neden de çok basit, bunlara yaşamasına müsaade etmeyelim, bir şekilde tasfiye edelim dediğiniz zaman ortaya çıkan hasar, ekonomik anlamdaki hasar, bunların devamında ortaya çıkan hasardan daha büyük. Dolayısıyla kimse cesaret edemiyor anladığım kadarıyla. Bu arkadaş cesur, Kaşgari, değil mi Kaşgari? Yes, that's correct. Bu cesur, cesur olmasının bir nedeni şeyden geliyor, borsadan geliyor. İkincisi, borsanın bu son krizdeki çökerken toparlanmasını büyük ölçüde dizayn etmiş adam bu. Yani daha atak, düşüncesinde de daha atak. O çok fazla, FED'e de yeni geldi galiba şeye. Oy hakkı var. Yeni bu yıl, değil mi? Evet, bu yıl oldu oy hakkı. Evet. Bunu söylüyor olması, söylemesi iyi bir şey. Çünkü banka çevreleri bunu bilir. Konuşmaya dahi yanaşmazlar. Açıkçası hasar olacak, risk algısı doğuracak diye. Bir şekilde bunu daha rahat dönemlerde bir çaresini bulmak lazım. Hatırlarsanız krizden önce bu regülasyonlar kaldırılırken çok önemli bir şey yapıldı. Ticari bankalara fon yönetimi imkan da tanındı. Yani bir fon şirketi gibi davranma imkanı da yaptı. Dolayısıyla aynı banka yapısının içine baktığınızda ticari banka var. İşte normal bankacılık işlevlerini yapıyor. Bir de parayı toplayıp onu yöneten, işte kar yapan. Krizde bunun sıkıntısını yaşadılar. Krizde. Ondan sonra hatırlarsanız bu ikisini ayırdılar. Yani ticari bankalara, bir sürü bankanın da ismi değişti o arada. Ticari bankalara bu işi yapmayı bir anlamda yasakladılar. Dolayısıyla işte fon şirketleri vesaireler falan oldu. Buna rağmen, yani bu bir miktar ticari bankaları küçükler zaten anlamı çıkar. Buna rağmen epeyce büyükler. Bir de bu küreselleşmeyle birlikte, yani sermayenin küresel çapta dolaşmaya başlamasıyla birlikte bunlar daha da büyüdü. Yani karlar arttı vesaire. Bu dönemde böyle bir problemleri var açıkçası. Sakin zamanlarda bunun çaresine bakmak lazım. Şu anda görebildiğim kadarıyla önlem de yani bankaları 1-2-3 parçaya bölelim. Yani bir bankadan 3 banka çıkaralım vesaire gibi bir var. Öneri var. Yalnız Amerika için ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu çok da takip etmeyiz biz ama ortalık birazcık karıştığı zaman, mesela bu krizde de oldu. Merak edip takip ederseniz, bakarsanız büyük şehirler, büyük finans merkezleri dışında küçük şeyler vardır. İşte kasaba bankaları. Evet. Orada batma oranı inanılmaz. Onlar dönemiyorlar. Kimse de gelip bunların yardımına gelmiyor, destek de vermiyor. Sapır sapır dökülüyorlar. Sapır sapır dökülüyorlar açıkçası. Ha, şimdi sapır sapır döküleceklere bankalardan sonra petrol şirketleri de ekleyecek mi acaba? Çünkü Deloitte 500 şirket arasında bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonucuna bakıldığında 2016 yılında petrol fiyatlarının bu kadar düşmesiyle beraber her 3 petrol şirketinden birinin batacağı yönünde bir öngörü var. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir enerji sektöründe şirketleri iflas riskiyle karşı karşıya bıraktı. 2016 yılı içinde dünya genelinde petrol ve gaz şirketlerinin yaklaşık 3'te 1'inin iflas baskısı altında olduğu bildirildi. Deloitte'un dünya genelinde 500 firma arasında yaptığı araştırma sonucunda 175 petrol arama ve üretim firmasının iflas riski altında olduğu ortaya çıktı. 160 firmanın düşük bir baskı altında olmasına rağmen 2016 içinde aynı seviyede endişe verici noktaya gelebileceği kaydedilen araştırmada
175 firmanın petrol fiyatlarının düşük olması ve 150 milyar dolarlık borç yüzünden yüksek riskli hale geldiği bildirildi. Deloitte'un konuyla ilgili açıklamasında petrol arama ve üretim firmalarının bugünkü iflasları ve mali durumları büyük buhran dönemindeki enerji firmalarının içinde bulunduğu döneme benzetilirken durumun daha da kötüye gidebileceği belirtildi. 2014'ten 2015 sonuna kadar 35 petrol arama ve üretim firmasının 18 milyar dolarlık borcundan dolayı iflas koruması başvurusunda bulunduğu Amerika'da 16 ay içinde toplam 60 gaz firmasının iflasını istediği belirtiliyor. Amerika'da petrol sanayi dışında fosil yakıt sanayi de büyük bir kriz içinde bulunuyor. Bunlar arasında kömür sanayi ilk sırada yer alırken bu sanayinin en büyük problemini ucuz gaz fiyatlarıyla rekabet oluşturuyor. İşte bu durumda da başka bir daralma, başka merkezden daralma da çok ciddi gündemde 2016 yılı için. Tabii. Bu tabii petrol işi normal. Fiyatın bu kadar düştüğü bir ortamda görece daha düşük verimle çalışan firmaların zor duruma düşeceği gayet açık, kapanacakları, iflas edecekleri gayet açık. Aslında daha yumuşak geçişlerde bunu doğal olarak da kabul ederler. Yani kapitalizmin irasyonelliği tasfiye etmesi falan diye yorumlayanlar dahi vardır bunu, ama bugün itibariyle biraz sıkıntılı. Bunun tabii sonucu önemli. Bu enerji sektörle enerji firmaları arasında bir toplulaşma olacak tahmin ediyorum. Yani büyük şirketler biraz daha büyüyecekler, küçükler tasfiye olacak gibi. Bu küçüklerin de gelişme dönemine bakarsanız bu petrol fiyatının işte 140 dolarlara falan çıktığı dönemin ürünleri bunlar. Yani o dönemde yaşayabilme imkanı bulmuş olanlar belki yani tasfiye edilmeleri normal dahi karşılar kendi ortamları. Bu arada petroldeki son yarım saatlik harekete bir baktığımız zaman da bir çötenk durumu görüyoruz. O niye? Çötenk bilmiyorum niye. Yani bayağı bir düşüş var. Onu takip etmek lazım. Hı-hı. Bir ihtimal bu son anlaşmanın bir yerde zora girdiği. Ya yok işte onun şey primini var. Yediği bu kadar. Hocam ben ısrarla dün bunu söyledim. Yani Cüneyt'le orada şey yaptık. Hani kalıcı olması mümkün değildi 35 doların üstünde. Hı-hı. Sadece bu açıklamalar. Yani İran'dan gelen açıklamayla 35 doların üstünde 24 saat bilemediniz 48 saat kalıcı olabilir. Hı-hı. Tek başına o yetmez. İran'ın Hı-hı. tamam ben de destekliyorum. Okey ben de aynı fikirdeyim demesi. Evet. Yani sonuç itibariyle fiyat bir noktadan sonra uygulama değil mi bir aksiyon görmek isteyecektir. Evet, evet. Biz bir de buradan bir altına gidelim. Çünkü Avustralya'nın ikinci büyük şirketlerin, altın üretici şirketlerinin Evolution Madenciliğin CEO'su önemli bir açıklama yapıyor. Altın yükseliyor evet ama diyor çünkü merkez bankalarının politikalarına olan güven gidiyor artık azalıyor. Bu yüzden de altına yeniden bir yönelim var diyor. Dünyanın en önemli emtia üreticilerinden Avustralya'nın ikinci büyük altın üreticisi Evolution Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı J.K. Klein, altın fiyatlarındaki yükselişin merkez bankalarının ekonomik zorluklarla mücadelesine olan inancın zayıflamasıyla tetiklendiğini söyledi. Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda insanlar güvenli liman alımlarına odaklanıyor diyen Klein, altının ayı modundaki yatırımcılardan daha fazla talep gördüğünü ifade etti. 20 yıldır altın sektöründe olan Klein hem piyasa oyuncularına hem de Fed'in kullanacağı dile yönelik bir şüphenin olduğunu belirtti. Klein tüm finansal piyasalar ve varlık sınıfları merkez bankaları politikalarına karşı oldukça hassas dedi. Yönetiminde olduğu Evolution Madenciliğin bu yıl %30 değer kazandığını belirten Klein, daha önce altına ilgisi olmayanların da altına yöneldiğini söyledi. Bloomberg MTI Endeksine göre altın 2016 başından bu yana %14 değer kazandı. Küresel büyümedeki zayıflama altına olan talebi tetikleyen etkenler arasında gösteriliyor. Fed'in 10 yıl sonra ilk defa faizleri artırmasına rağmen Avrupa ve Japonya merkez bankaları negatif faizi tercih etti. Yatırımcıların Fed'in daha sıkı para politikasına geçeceği beklentilerinin düşmesi altın fiyatlarını yükseltti. Evet, son bir dakika içinde hocam ne düşünürsünüz? Adam haklı mı? Görüntü olarak haklı. Görüntü olarak merkez bankaları bu ekonomileri canlandırmak, yeniden bir büyüme rayına oturtmak istiyorlar. Bunda da çok başarılı değiller. Bir de bu
aşırı parasal genişleme, faizin çok düşmesi ile birlikte bizim teknik olarak likidite tuzağı dediğimiz alana da girmiş gibi görünüyorlar. Yani para arzının genişleyip daralmasının çok fazla iş yapmayacağı bir alana girmiş durumdalar. Büyük bir ihtimalle bu eleştirinin içinde o gözlem de var diye tahmin ediyorum. Ama yani merkez bankaları etkisiz, kendi de farkında etkisiz olduğunu dikkat ederseniz hem Avrupa'dan Draghi'den hem Amerika'dan, Amerika'daki birazcık daha örtük bir istek var, diyor ki bizi yalnız bırakmayın, bu para politikasının bir şekilde maliye politikasıyla desteklenmesi lazım. Orada her iki tarafta da maliye politikası hala fevkalade daraltıcı ve muhafazakar. Belki onu konuşmak lazım. Peki o zaman konuşuruz. Konuşacağız. Konuşuruz yani, konuşacak günlerimiz var daha önümüzde. Çok çok teşekkür ben ediyoruz Taner Berksoy hocamıza bizimle beraber olduğu için. Haftaya perşembe görüşmek üzere. Efendim biz müsaadenizi rica ediyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek umuduyla diyelim. Barış Esen'i yerine davet edelim. Ya da Barış Esen yok mu? Bilmiyorum. 30 dakika başlıyor. Yarın saat 17'de haftayı kapatmak için beraber olacağız. Hoşçakalın. Türkiye'nin Forex şirketi ALV Forex, günden kalanları sundu.